16 Mayıs ve ben size Nisan bitenlerini çekiyorum. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle elimde görmüş olduğunuz üzere bol bol bitenler var. Keşke az bir şey bitse de size daha böyle güzel detaylı bilgiler versem. Bazen videoyu editlerken diyorum ki ya Sibel niye bu konuya da takılmadın? En önemli şeyi söylememişsin, oradan buradan girmişsin diye. Ama gerçekten video çekmek öyle bir psikoloji ki yani bunu çekmedikçe anlayamazsınız. Bir kanal için çekerseniz bunu anlarsınız gerçekten. Bazen böyle konuşuyorsunuz, diyorsunuz ki ya ben 5 dakikadır konuşuyorum. Sonra bir kameraya bakıyorsunuz ki 15 dakikadır konuşuyorsunuz. O kadar çabuk geçiyor zaman. Normal şartlarda eminim bütün YouTuber'lar böyle gaza takmış hızlı hızlı konuşmuyorlardı birisiyle sohbet ederken günlük yaşamlarında. Ki beni vloglarımdan da tanıyorsunuz zaten. Bu arada nasılsınız? Beni özlediniz mi? Ben de sizi özledim dermişim. Gerçekten özledim. Güzeldi. Güzel anı oldu. O 50 günlük yani yaklaşık 50 günlük video. Ya arada böyle vloglar çekeceğim. Bakalım arkadaşlar. Şu anda tabii ki işim tekrar normal rutine döndüm. Normal hayata. Maalesef iş daha öncelik. Çünkü benim geçinme yaşam kaynağım. Çalışmam, daha verimli olmam lazım burada. Önceliğim iş olduğu için YouTube benim için ikinci, hatta üçüncü, hatta beşinci, hatta onuncu planda olmasa da olur bir hobi gibi diyebilirim. Neyse arkadaşlar, bitenlerim bu kadar. Hemen başlıyorum. Şöyle elime ilk aldığım, daha doğrusu şöyle birazcık güzel oturayım da daha güzel anlatırım, değil mi? Elime aldığım ilk ürün şöyle antiseptik eczaneden almıştım. Ağız bakım gargarası. Evet. Bu alkolsüz klorheksamet forte. Şöyle bir ürün arkadaşlar. Bu kadar boyuna bakmayın. Gerçekten çok verimliydi. Neredeyse 2 aydır falan kullandım. Dişlerimin temizlediğinde özellikle bu sefer gerçekten hem hiç beğenmedim temizlemeyi, o diş taşlarını falan ki diş aralarım dişlerimin arası koyulaşmaya başladı hemen ikinci günden itibaren. Tabii ki resim çekip e-mail'e gönderdim. Memnun olmadığımı, bir daha işte Ağustos'ta mı ne gidiyorum kontrole dedim, işte bir dahaki sefer kontrole geldiğimde lütfen daha itinalı olun diye. İşte durum bu şekilde. Evet. Bana geri döndüler hemen gelin bakalım diye. Sonra da pandemi işte araya girince dedim yok hani biz en iyisi Ağustos'u bekleyelim ne olur ne olmaz diye. Bu gerçekten çok iyiydi. Eczanede aldığımda hani şikayetimi hassasiyetleştiğinde, şikayetimi dile getirdiğimde eczacı bana hassasiyetim geçene kadar dönem dönem kullanmam gerektiğini söyledi ki ben düzenli olarak kullandım bitirene kadar ve 2 aylık bir süreç içerisinde. Çünkü gerçekten yani şöyle bir tatlı kaşığı kadar ağzıma aldığımda bütün ağzıma yetiyordu. Diğer gargaralardan daha farklıydı ki biraz önce bunu aldım Elmex'inkini. Yani güzeldi, beğendiğim bir ürün oldu. En azından şu anda biliyorum. Yani bir tantum var kırmızı, bir de bu var arkadaşlar. İkisini de size önerebilirim. Bakalım fiyatı 19,40'mış bunun, neredeyse 20 lira. Ama günlerinde böyle soğuk algınlığı geçirdim. O artık korona mıydı, Covid-19 muydu, Covid-20 miydi, neydi bilmiyorum ama kızım sağ olsun bana Burgerstein'dan vitamin C tabletleri almıştı. Hani bağışıklık sistemim daha güçlü olsun diye. Tabii ki şu anda ben zinkle kullanıyorum ve ben bu bittikten sonra kendime zinkle devam edebilmek için bunun büyük versiyonunu aldım. Yani öyle takviye. Ama %50 bunların şeyine inanıyorum. Bazıları diyor ki bazı bilim adamları aldığımızda işte midemizdeki asitlerle falan onlar diğer çöp olup hani direkt onları dışkıya da idrar yoluyla atıyoruz. Hiçbir şeye yaramıyor. Bazıları da işte yaradığını söylüyor. Diğer videolarımda sık sık dile getirdim ama benim bazı kitle, bir kitlem var ki sadece bitenlerimi izliyor. Onun için burada tekrar söylemek istedim. Şöyle Dr. Kitzinger'den Biometric Skin Solution hücre yenileyici göz maskesi. İçerisindeki ilk içerik kolajen. O kolajen cildimin üzerinde o kadar güzel pürüzsüz bir etki yapıyor ki ve o kadar çok ki arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz üzere hani şurada petleri var, şurada ürünün kendisi var. Böyle sıkıyorsunuz, buraya geliyor. Bunlar böyle balçık balçık oluyor. Sonra uyguluyorsunuz ve o kadar içinde kalıyor ki yani onu da böyle cildime, boğazıma kadar, dekolteme kadar uyguladım. Bayağı bir beklettim. Gerçekten ertesi sabah özellikle o kadar güzel, o kadar iyi geldi ki bana. Yalnız şöyle bir şey var. Hani bunu da söylemek istiyorum. İçerisindeki ilk içerik kolajen ya. Kolajenler molekül olarak büyük olduğundan dolayı cildin
üzerinden içeriye etki etmiyor. Sadece içeriden aldığımızda cilde etkisi oluyor diye okumuştum. Bunu da söylemek istedim ama göz maskesi olarak gerçekten çok güzel. De pahalı bir ürün olarak olduğunu biliyorum. Çünkü daha önceden almıştım. Galiba böyle tek bir maske 20 frank kadar bir şey olacak diye biliyorum. Ve DM'den Balea Body Cream. Shea yağlı ve argan yağlı kuru ciltler için, kokusuna bayıldım. Etkisi de böyle gerçekten çok soft, losyon tarzında. Losyonun hafif biraz katısıydı. Çok güzel kokuyordu. Bayağı da bir bereketli, yani yarım kilo. Çok güzeldi. Gerçekten neredeyse 2 ay 3 ay falan kullandım diyebilirim. Çok çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi oldu. Şu anda elimde başka bir krem var. Yeni bir body cream almadım. Daha sonra şöyle Ave markasının termal suyu, kocaman bir boy. Bunu yazın bir yere gidiyorsanız, tatile, deniz kenarına, herhangi bir yere gidiyorsanız o zaman böyle büyük boyunu tavsiye ederim. Ama evdeyken böyle hani sürekli kullandığınız, günlük kullandığınız bir şey değilse bence bu kadar büyük boy gerekmiyor. Küçük minik boy daha uygun diye düşünüyorum. Bu yaz tatilinde mesela ya da güneşlenmek istiyorsanız evde balkonunuzda işte böyle sizi sakinleştirmek için, serinletmek için ya da cildinize, teninize, derinize nem takviyesi yapmak için şöyle bir sıkayım kendime. Gerçekten bitmiş yok yani. Bir ürün. İyiydi. Severek kullandım. Onun dışında böyle normal bir spreye içtiğiniz mineral suyu da koyup o şekilde de hani güneşlenirken böyle fıs fıs yapıp daha böyle nemli nemli, hani cildinizi güneşten kurutmuyorsunuz, sürekli nem takviyesi yapıyorsunuz. Özellikle maske yaptığımda, kil maskesi yaptığımda, duştan çıktıktan sonra öyle cildim kızarmış, agresif, hani hassaslaşmışsa hemen sakinleştirmek için uyguladığım bir ürün, severek kullanıyorum. Çok bitirdim. Neredeyse çok bitenler videomda görmüşsünüzdür. Ve sonra pembe kutunun gönderdiği L'Oreal Paris Ernest Satin saç spreyi. Bunu çok sık kullanmıyorum. Bir ara böyle topuza takmıştım. Buralarım böyle gerçekten sert istiyordum. Hani ıslakmış gibi istiyordum. O zamanlar yapıyordum. Ama böyle kuru saçlarıma falan bu türlü yani böyle kıvırcıklarım varken kullanmıyorum. Yani neye kullanayım? Gerek yok ki. Ama sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Daha önceden de kullanıp bitirmiştim ve kokusu da çok güzel bu arada. Eskiden ben bu tür ürünleri kullanıyordum. Şu anda parfüm bile kullanamıyorum. Nefesim artık nasıl söyleyeyim? Herhalde böyle bir hastalık, rahatsızlık geçirdim ki artık ciğerlerim gerçekten tahammül etmiyor. Yani böyle bir parfüm sıkıyorum, onun molekülünü içime çektiğimde o havada bıraktığı kabarcıkları ya da böyle bunun gibi şeyler çok rahatsız oluyorum. Boğulacakmış gibi oluyorum. Onun için başka bir yerde sıkıp hemen tekrar banyoya geliyorum. Bu ürünlerin bu tür şeylerinde fark ettim. Yoksa sadece bende mi oluyor, sizlerde de oluyorsa yorum olarak yazarsanız sevinirim. Ben yani dedim, sırf bunun için doktora gitmeyi düşünüyorum, biliyor musun? Yani ben bugüne kadar binlerce parfüm sıktım, bir şey olmadı. Bu saatten sonra ne? Hani ben diyorum ki herhalde farkında olmadan bir rahatsızlık geçirdim ve ciğerlerimi, solunum sistemlerimi hırpaladım diye düşünüyorum. Çünkü artık böyle etkileniyorsam en ufak şeyde. Diğeri ise İsviçre'de bir numara olan Pedicure, ikisi bir arada peeling arkadaşlar. İçerisinde ceviz, makadamya ve kayısı özleri var. Burayı hiç göstermesem iyi olur. Çünkü böyle duşun yanına koyduğum için sürekli orada kireçli su üzerine geldiğinden dolayı böyle pis kireçli görünüyor. Kendim pedikürümü yapıyorum. Ayak bakımı yapıyorum. Önce ayaklarımı suda ıslattıktan sonra, yumuşattıktan sonra ponzalıyorum. Ondan sonra ponza bittikten sonra da şöyle bir scrub granüllü ürünle peelinglerini yapıyorum. Yerine almadım. Elimde şu anda body scrub var. Onu kullanmayı, hani o şekilde kullanmayı düşünüyorum ayaklarım için. Bu da güzel bir üründü. Eğer gerçekten ileride tekrar bu tür ürünler alırsam, ki elimdeki zor biter, tekrar dönüp alacağım bir ürün olacak. Migros'tan almıştım İsviçre'de. Şöyle Coop'tan aldım. Catrice markasının Take All Off Anti Pollution Miseller Yağ ve Suyu bir arada Waterproof. Hem göz hem dudak hem de yüz için temizleme solüsyonu. Böyle yağ şuraya kadardı. Üzerinde de sıvı vardı. Karıştırıyorduk. Böyle köpük köpük oluyordu. Güzeldi aslında. Fena bir ürün değildi. Yalnız benim göz etrafım o kadar hassaslaşmış ki. Bakın arkadaşlar,
Şu anda yüzümde kırışık yok. Fakat demek ki benim gözlerim çevresi ilk başta yaşlılığa etkisiz kalan yer olacak diye yüzümdeki bölgede. Çünkü bazen benim şuralarım şişiyor. Dolu dolu şişiyor. Sonra o şişkinlik gittikten sonra buradaki derim tekrar normale dönene kadar böyle pörsünmüş gibi, böyle havası çekilmiş balon gibi, böyle tekrar o haline gelene kadar gerçekten bir hafta, 2 hafta geçiyor. Neden o oluyor? Hiçbir fikrim yok. Keşke bunun çözümünü bulsam, çünkü gözlerimin etrafı yıpranıyor o şekilde. Bilemiyorum ve bu durumdan da gerçekten rahatsızlık duyuyorum. Çünkü bir insanın yüzünde en önemli nokta bakışları, gözleri. Yaşlı, yorgun, kırışık, buruşuk bir göz olmaz. Hani keşke buradaki sorun yerine keşke şuralarında çizgiler, kırışıklar olsaydı. En azından onları botoksla alabilirdim. Bu arada botoks demişken, bugün sizlere, daha doğrusu storylerde bir küçük video paylaştım. Şimdi aranızdan yazanlar oldu. Hani aranızda botokslu olan ve bunu yapmamam gerektiğini yazanlar oldu. Arkadaşlar, ben botoksa karşı değilim. Ben de arayış içerisindeyim. Yapmak istiyorum. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Çünkü gerçekten cildimde kırışıklık yok. Alnımda bir iki kırışıklık var ama onlarla yaşamayı öğrendim. Çünkü ben kendimi bildim bileli onlar var. Yani onlar genetik. Ben onlarla dünyaya geldim. Onlar sonradan olmadı. Evet, biraz kırışıklığım başladıktan sonra botoks yaparım. Ama şöyle bir şey var. Çevremde 22, 25, 30 yaşındaki insanlar botoks yaparken ben bu yaşa kadar botoksuz kalmanın gururunu yaşıyorum. Ve bunu da paylaşıyorum. Bunda kötü ne var ki? Siz de botoks yapıyorsunuz, dudaklarınıza dolgu yapıyorsunuz, yanaklarınıza dolgu yapıyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Benim hoşuma giderse o duruşunuz, bakışınız, fotoğrafınız, like yapıyorsam, ya ben size diyor muyum? Botokslarını göstermek zorunda değilsin, dudağını göstermek zorunda değilsin, sen sana ait değil, şişirmişsin diyor muyum ben size? Bırakın, ben de bu şekilde bunun tadını çıkarmak, keyfini çıkarmak istiyorum. Ya ben her zaman böyle videolar, resimler ya da videolar çekemeyeceğim ki. Bu yüz hep böyle durmayacak ki. Bırakın bunu doya doya yaşayayım ayol. Aa. Sanki bir de suçluluk şeyi gibi ya, yap bilmiyorum. İki arkadaş yazdı. Bu hani çok aranızda gerçekten maşallah diyenler, pozitif düşüncelerini söyleyenler oldu. Yani benim yaşım, hani benim için çok önemli, biliyor musunuz? Böyle bakıyorum mesela 23-25 yaşındaki insanlara, 30 yaşındaki kadınlara bakıyorum. Bir de kendime bakıyorum, gurur duyuyorum. Bırakın kendimle gurur duyayım. Neden buna müdahale ediyorsun? Göstermek zorunda değilsin bunu. Hani bu şekilde yazmak zorunda değilsin. Neden yazmayayım? Çünkü bir 2 sene sonra yazmayacağım zaten. Yazamam, çünkü ben de kırışacağım. Hep böyle kalmayacağım. Ben de botokslanacağım. Bırakın şimdi yazayım, tadını çıkarayım. Aa, neyse, bu kadar konuştuktan sonra of, ben bunun hakkında söyledim mi söyleyeceğimi? Neyse. Çok da almışam bir şey değildi. Bir sürü onun gibi ürünler var. Ve şimdi Dirty Works'den bir ürün. Bunu da pembe kutu göndermişti. Food Butter diyor arkadaşlar. İçerisinde nane yağı var. Şu anda çok kötü kokuyor. Çok sert ve çok kötü kokuyor. Ben böyle ağır nane kokularını falan, böyle kimyasallaşmış nane kokularını sevmiyorum. Ayağıma sürdüğümde, böyle burnuma geldiğinde, özellikle uyumak istiyorsanız o koku terapisi vardır ya, hani uykunuzu kaçırıyor. Ama şey olarak, formülasyon olarak butter değil de daha çok böyle losyon tarzındaydı. Soft cream gibiydi. Güzel bir üründü. Güzel de nemlendirdi ayaklarımı. Memnun kaldım kendisinden, ki bu Dirty Works bu çevrede falan yok. Belki de online'dan sipariş ediyordur ama bu tür ürünleri online'dan sipariş etmek istemiyorum. Etrafta bir sürü normal ürünler varken. Ve şöyle, I Am Professional'dan Active Black Serum, onarıcı saç serum arkadaşlar, gördünüz. Bitmişti, artık gelmiyordu. Şurada kestim ki şuraya kadar dolu. Yani onu da gerçekten kullandım. Görüyorsunuz, dibini getirdim. Böyle parmağım falan, saçımın dibine falan bile sokup böyle sıyırdım.
Çok güzel, gerçekten yumuşattığına inanıyorum. Özellikle mesela şu andan sonra saçımı yıkıyorsam eğer, böyle güzel değişik bir yumuşaklığı var. Hani sanki böyle bakımlı bakımlı gibi duruyor. Bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir de mesela çok kuru kuru duruyorsa bundan gerçekten avucuma koyup birazcık tekrardan ertesi gün takviye ediyorum. Gayet iyi bir ürün. Şu anda zaten bir tane daha var, onu kullanıyorum. Ve karantinalı günlerde bitirdiğim bir tane Silk Matte Liquid Lipstick Flormar'dan, numaram 002. Şöyle bir ürün. Hatta dibinde de var ama fırçası o kadar kısa ki artık oraya yetişemiyorum ve bitiriyorum. Yani bitti, çöpe gidecek. Fail Rose. Gül kurusu diyebiliriz. O renkteydi. Gerçekten çok çok güzeldi. Dudağımdaki o dokusu, bakımlı bakımlı duruşu, hani pahalı bir rujmuş gibi hissiyat vermesi gerçekten güzeldi. Türkiye'dekiler lütfen, bu herhalde bizim markamız diye biliyorum, bu ve Golden Rose, lütfen bunların kıymetini bilin. Bunlar İsviçre'de ortalıkta satılsa var ya, diğerlerinin yüzüne bakmazlar. O kadar güzel. Bakın, elimde birçok, benim kozmetik videolarımı izlemişseniz birçok elimde marka gördünüz. NYX ne ki? Gerçekten, ya da Essence ne ki? Ya da ne söyleyeyim, Maybelline ne ki? Ya bu çok güzel bir ürün. Gerçekten neden buna da her yerde satılmıyor bilmiyorum. Flormar'a duyurulur buradan da. Ve şimdi Biokozma'dan Color Correct'in onunu bir arada diyor. Renklendirici günlük krem. LSF altılı. Ya içerisindeki ayçiçeği çekirdeği yağ olsa gerek. O yağın verdiği etkiyle beraber o kadar güzeldi ki kullanımı falan, hem fırçayla hem elimle hem de süngerle kullandığımda gerçekten çok güzeldi. Şöyle bir bakıyorum, burada Almanca yazıyor, altında çevirmeye çalışacağım. Birinciden başlayalım. Hafiften renklendiriyor, evet, cilde renklilik veriyor, evet. Şöyle geçelim bir saniye. Hafif böyle bir kapatıcılık özelliği var. Çok hafif ama. Hani yine de cildinizin altındaki o şeyler falan görünüyor. Ama güzel bir kapatıcılığı vardı. Cildinizdeki renksizliği düzeltiyor. Doğru. Lekelerinizi azaltıyor. Yalan. Yok öyle bir şey. Daha da çoğaldı. Hatta bu dönemde. Perfect, kusursuz bir ten bıraktığını söylüyor. Kusursuz değil de daha böyle canlı, daha fresh. Kusursuz demeyelim. Ben en azından öyle gözlemledim. Çizgilerinizi inceltiyor. Böyle bir etkisi yok. Bir de bir şey söyleyeyim. Benim yüzümde çizgi olmadığı için bunların etkisini anlamıyorum arkadaşlar. Benim sadece sorunlu olduğum bölge şurası. Şöyle. Ondan sonra neymiş? Ha, yaşlılığı. Yaşlılığı çizgilerini falan, lekelerini önlüyormuş. Ona da bir şey diyemiyorum. Çünkü öyle bir şey bende olmadığı için bilemiyorum. Başka neymiş? Radikallere karşı koruyormuş. Yani bazı şeyleri bende olmadığı için bir şey söyleyemeyeceğim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bunu genelde Türkçe video çekenlerde görüyorum. Bir ürünün içerisinde bir şeyler yazıyorsa, bunları okuduktan sonra burada yazanların doğru olduğuna o kadar çok inanıyoruz ki, o kadar çok eminiz ki ve gerçekten birebir buradakilerini anlatıyoruz. Bakın şurada 10 tane şeyden bahsediyor ama ben bunları görmedim. Bunları sizlere söyleyemem. Çünkü gördüğüm bir iki şey var. Gerçekten güzel bir hafif bir kapatıcılık veriyor. Renk eşitliliği yapıyor hafiften. Cildimde sadece bu kremin verdiği o yağlı, parıltılı hissiyatı, canlılık, freshlik veriyordu. Kendi cilt tonumdan, kendi cilt rengimden mat olduğu için, soluk olduğu için bu da böyle bir canlandırıcılık veriyordu ve o etki benim hoşuma gidiyordu. Günlük bir krem nemlendiricilik veriyordu. Güneşten koruduğunu da vaat ediyor ama lekeymiş, yok kırışıklıkları koruyormuş, yok bilmem neymiş, yok öyle bir şey yok. Onun için gerçekten hani ben size burayı birebir okuyorsam siz beni niye izliyorsunuz ki? Siz de gidip buradan okuyup yani kendinize, kimseye ihtiyacınız kalmaz. Bu 10 tane verdiği şeyden 10'unu da yapmıyor bence. Yani 2-3 tanesini yapıyor. Ama ileride görürsem bir yerde tekrar alacağım bir krem oldu. Çok sevdim. Şu anda elimde Ultrason'unki var.
O da güzel. Onun da farklı bir güzelliği var. Onu da ileriki videolarımda anlatırım eğer bitirirsem. Ve geçelim son ürünümüze. Minik minik boylarla, seyahat boylu ürünlerle bu cilt bakım rutinimi tamamlamaya çalışıyorum. Galiba bütün yaz böyle geçecek. Çünkü kızım bana, hani kendisi daha yaşı genç olduğu için, böyle anti aging ürünlerini bana veriyor. Ben de o şekilde kullanıyorum. Daha önceden de kullandığım bir üründü. Herhalde testlerini kullanmıştım yine. Şöyle Lancôme'dan Energy Multi Lift Cream yazıyor. Bütün cilt tipleri için. Bunun içerisinde siyah çay vardı. Fermente siyah çay ve ne vardı? Bilmem ne protein daha vardı. Şu anda hatırlayamadım bakın. Güzel bir ürün gerçekten. Hani böyle çok bildiğiniz krem. Bildiğiniz doya doya, böyle biz alıştık ya son zamanlarda böyle losyon gibi su bazlı kremlere. Bu da su bazlı, yağlı değil ama yani bildiğiniz bu soft Nivea kremi olur ya, onun gibi bir yapısı vardı. Ve uyguladığımda gerçekten böyle bazen hani cildim duştan sonra özellikle geriliyorsa, kuruluk hissiyatı falan veriyorsa, gerçekten cildimi çok güzel nemlendirdiğini fark ettim. Şu aralar cildimde fazla bir nemlilik değil de daha böyle canlılık istiyorum. Böyle canlandırıcılık veren kremler falan istiyorum. Bu da güzeldi ama şu anda elimde başka ürünler var. Onları kullanmaya devam edeceğim. Umuyorum ki kısa bir video olur. Editledikten sonra daha da bir kısa olur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. 2 hafta sonra umuyorum Mayıs'ın bitenlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.